Tamam. Meme gelişimi var bir miktar. Aksiler pupik kıllanma az. Dış genital organlar enspeksiyona dişi. Ha, bunu da söyledi. Dışı dişi. Dışı dişiymiş bunun. Tamam. Diyor ki luteinizan hormon, total testosteron düzeyleri yüksek. Bakalım. Hipotalama hipofizer yetmezlik olan bir kadının uterusu var mıdır? Vardır. Geçtim. 5 alfa hidroksilaz enzim eksikliği. 5 alfa hidroksilaz ne yapıyordu? 5 alfa hidroksilaz ne yapıyordu? Testosteronu dihidrotestosterona çeviriyordu. Ve dihidrotestosteron da bizim dış genitallerimizi erkek yapıyordu. 5 alfa hidroksilaz enzim eksikliği olan bir kadında uterus var mıdır? Evet vardır. Çünkü 5 alfa hidroksilaz enzim eksikliği dış genitalleri etkiler. Bu da gitti. Meyer-Rokitansky-Küster-Hauser sendromu. Bunda baktığımız zaman bundan olur arkadaşlar. Meyer-Rokitansky-Küster-Hauser sendromu. Ya da derler ki Rokitansky-Küster-Hauser-Meyer sendromu diye böyle sıraları değişebilir. Önemli değil. Buradaki olay ne? Müllerian kanal yok. Müllerian kanal gelişmediği için neler gelişmiyor? Müllerian kanaldan gelişen uterus gelişmiyor. Serviks gelişmiyor. Vajen üst 2 bölü 3 gelişmiyor. Tamam mı? Ve tubalar gelişmiyor. Over var mı? Over var. O ayrı. Şimdi dolayısıyla evet, Meyer-Rokitansky-Küster-Hauser sendromunda uterus yok. Doğru. Uterus gelişmiyor. Tamam. Çünkü adet görmez bunlar ilaçlarda. Tamam. Meme gelişiminin olduğu, meme gelişimi var. Bunlar da var. Güzel gidiyoruz. Aksiler ve pubik kıllanmanın az diyor. Aksiler ve pubik kıllanma az olmaz. Dış genital organları dişi midir? Dış genital organları diştir. Ama buradan da bu gitti. Kojenital adrenal hiperplazide uterus var mıdır? Bunda da vardır uterus zaten. Dolayısıyla komplet androjen insensitivite sendromunda arkadaşlar içi boş, dışı dişidir. Ve androjeni algılamadığı için genital kıllanmalar az olur. Bunlar da ve total testosteron düzeyleri bir miktar yüksek saptanır. Androjeni algılamadığı için vücut. Bakın burada cinsiyet gelişimine baktığımız zaman 46XY nasıl bunları yapıyoruz arkadaşlar? Bu soruları nasıl yapıyoruz? Şuradan giderek yapıyoruz. Bakın Y kromozom var mı? Var. Y kromozomunda SRY gen bölgesi var mı? Var. SRY gen bölgesinde ne sentezleniyor? Protein, TDF proteini sentezleniyor ve testis belirleyici protein testisi oluşturuyor. Testis oluştuktan sonra iki tane hücresi var. Sertoli ve Leydig hücresi. Sertoli hücresinden antimüllerian hormon salgılanıyor. Ne demek? Antimüllerian yani müllerian kanalı baskılıyor. Şimdi normal erkeği geliştiriyoruz şu an. İç genital, kadın iç genitalini baskıladı mı? Baskıladım. Leydig ne salgılıyor? Testosteron. Testosterondan ne sentezleniyor? Dihidrotestosteron. Dihidrotestosteron dış genitalleri ne yapıyordu? Erkek yapıyordu. Dihidrotestosteron yoksa dış genital dişi olur. Testosteron ne yapıyor ayrıca? İç genitallerin erkek olmasını sağlıyor için. Yani içi erkek, dışı erkek, normal bir erkek oldu. Ama komplet androjen insens sendromu. Biraz önce söylediğimiz sendromda arkadaşlar ne oluyor? Androjenleri algılamıyor. Dolayısıyla burada baktığımız zaman SRY gen bölgesi var. TDF var. Güzel. Testis var. Problem yok buralarda. Androjenle ilgili bir sıkıntı yok. Sertol hücresinden AMH salgılanıyor mu? Salgılanıyor. AMH da iç genitaller, kadın iç genitaller iptal mi? İptal oldu. Testosteron salgılıyor mu Leydig? Evet salgılıyor. Ama testosteron androjen reseptörlerinde problem olduğu için bu androjen reseptör komplet androjen insensiz sendromunda yani testiküler feminizasyon diğer ismi de bunun. Burada ne oluyor? Testosteron gidip erkek iç genitallerini oluşturabiliyor mu? Hayır, algılayamıyor. Dolayısıyla içi ne oldu? Ne kadın oldu ne erkek oldu. İçi boş oldu. Dış genitaller dihidrotestosteron var mı? Var. Dihidrotestosteron var ama dihidrotestosteron androjen etki ediyor mu? Etmiyor. Dolayısıyla dişi oluşuyor. Cevabımız bu olacaktı. Testiküler feminizasyon. Testis var mı etki edemiyor. Ne oldu? İçi boş. Dışı da dişi oldu dedik biraz önce. Bunları geçiyorum zaten. İç genitaller gelişmemiştir. Androjen defekt olduğu için erkek iç genitaller gelişmez. Antimüllerian hormonda olduğu için dış genitaller dişi iç genitaller de gelişmez. İçi boş kalır dedik zaten. Sekonder seks karakter gelişimi asenkronizedir. Androjen periferik aromatizasyonu ile östrojen oluşur ve meme gelişir. Ama aksille ve pubiste kıllanma çok fazla olmaz. Bunlar uzun kol ve büyük ayak, el ayakları vardır bunlar arkadaşlar. Primer amenore ile gelirler. Zaten soruda da o şekilde sormuştuk. Egzojen hormon ile kanama olur mu? Olmaz. Soruda eğer egzojen hormon ile kanamadan bahsediyorsa uterus var veya yok demek istiyor sana. Kanama varsa uterus vardır. Çünkü uterusu şöyle önünüze koysanız, iki östrojen damlatsanız, iki progesteron damlatsanız kanar. Tamam? Yani egzojen hormon verdiği zaman uterus varsa kanar o uterus. Ama kanamıyorsa uterus yoktur demektir zaten. 58 yaşında body mass index 19 olan vulvada kitle nedeniyle başvuran hastanın kitlenin malign görünümü olduğu düşünülüyor. Vulvadaki bu malign kitle için en sık görülen tümör tipi hangisidir? Evet. Onkolojide en sık bu vulvadaki dış genitaldeki kitlelerin en sık tipi nedir arkadaşlar? Squamous hücreli karsinom olacak. En sık squamous hücreli karsinom %92 ile sonra malign melanom, basal hücreli karsinom geliyor bunların takibinde. Basal hücreli karsinom, özür dilerim, squamous hücreli karsinom bazaloid tipi var. Bir de keratinize tip var. Bu bazaloid tip biraz daha genç hastalarda görülüyor ve HPV enfeksiyonu ile ilişkili olan bir lezyon. Keratinize tip HPV ilişkisiz 70'li yaşlardan sonra görülen bir tipidir arkadaşlar. Squamous hücreli kanserin vulvadaki. Vulva en sık nasıl olur? Unutmayın lenfatik yola yayılır. İkinci sorular vulva nereye metastaz yapar diye. En sık lenfatik yolla yayılır. Ve en sık metastaz da tabii ki vulvanın nereye gider? Komşusu olan servikse gider.
23 yaşındaki kadın bu kopürülen vajinal akıntı, alt abdomenine yayılan ağrı, menstrüel periyodun bitimine doğru yükselen ateş yakınmayla hekime geliyor. Hastada aşağıdaki verilen cinsel yolu bulaşan hastalıkların hangisinin olma ihtimali yüksektir? Bu kopürülen bir vajinal akıntı var, alt abdomenine yayılan ağrı ve menstrüel periyodun bitimine doğru yükselen ateş var. Bir kere mukopürülen akıntının görüldüğü yer naysede gonoredir. Bel soğukludur arkadaşlar. Alt abdomene doğru ağrı yapar. Çoğu yapar zaten. Menstrual periyodun bitimine doğru ateş yükseliyorsa yine naysede gonore işaret edilir. Çünkü adet periyodunda, menstrual periyodunda kana karışır bir miktar naysede gonore ve ateşin yükselmesine sebep olur. 32 yaşında 39 haftalık ikinci gebeli olan hasta 7 santim açıklık %80 silinmeyle takip ediyoruz. Travayda izlenen gebenin bu NST'si bu şekildedir. Bu gebede en olası tanı hangisidir bu NST ile? Ne diyorsunuz bu nesneye? Normal diye bir şey yok abi de. Bu nesneydi arkadaşlar bakın. Şuralarda hafif bir deselasyonlar var görüyor musunuz? Ve bu deselasyonlar nasıl deselasyonlar? Erken deselasyonlar. Erken deselasyonların en sık sebebi fetal başa bası. Fetal başa bası olduğu zaman ne oluyor? Bu bradikardiye sebep oluyor. Çünkü batın için, kafa için basınç artıyor, kibas oluyor. Vagal sinir uyarısıyla bradikardi meydana geliyor. Fetal baş basın NST'si erken deselasyonlarda. Bakın fetal başı bası artıyor kontraksiyonla ve kalp atışı aynı anda düşüyor. Aynı anda yükseliyor kontraksiyonun azalmasıyla. Biz buna erken deselasyon diyoruz. Bunlar çok böyle bizim müdahale ettiğimiz şeyler değil. NST'ler değil. Hani abi de diyor ya normal diye. Yani çok fazla böyle üzerinde durduğumuz NST'ler değil. Erken deselasyonlar. Aktif fazla ve çıkma yakın dönemde sık görülür. Uterin kontraksiyonu başlar, bitimine sonlanır. Fetal distres göstermez. Bu takip ederiz hastayı. Değişken deselasyonlar uterin kontraksiyonlardan bağımsızdır. Yani erkende uterin kontraksiyonlarla aynı, geç deselasyonlar uterin kontraksiyonlardan sonra olan deselasyonlar geç deselasyon diyoruz. Ama variable deselasyonlarda böyle bir şey yok. En sık kordon basına bağlı olur bunlar. Değişken deselasyonlar. Oligohidramnioz, makat geliş, posteriorda karşımıza çıkar. Bakın bunlarda şöyle oluyor. Fetal kalp atımı önce biraz artıyor, sonra düşüyor. Sonra tekrar bir artıp normale dönüyor. Yani omuz belirtisi dediğimiz belirti oluyor. Bakın şurada da var iki tane omuz. Bakın şurada da var iki tane omuz belirtisi. Bu düşüşler yüze gelse takip ediyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Ama çok derin, çok sık tekrarlıyorsa o zaman bir fetal stres olabilir ve bu hastayı muhtemelen sezaryenle sonlandırıyoruz. Geç deselasyonlar korktuğumuz deselasyonlar. Geç oluyor deselasyon. Uterin kontraksiyonlar. Ve uterin kontraksiyonun tepe noktasında başlar ve kontraksiyon bitimi sonrasında deselasyon devam eder. Düşmeyi devam eder. Biz bu hipoksi olabilir diye düşünüp bunlara müdahale ediyoruz arkadaşlar. Bu deselasyon tipleri kötü deselasyon tipleri. Önce sol yan pozisyon yapıyoruz. Ondan sonra fetal oksijenizasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Eğer hala devam ederse o zaman da bu gebeliği sezaryenle sonlandırmamız gerekiyor. Devam edelim. 28 yaşında acilden miyat tansiyonu 160'a 80, nabız 92 olan bir hasta artık proteinle geliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastalıkta beklenen laboratuvar bulgusundan değildir? Bir kere hastalığımız ne burada? Önce hastalığımızı bir görelim. Bu hastalık preeklemsi. Hangisi preeklemsi görülmez diyor aslında soru. Hemokonsantrasyon görülür mü? Preeklemside hemokonsantrasyon, hemoglobin, hematokrit yükselir mi? Yükselir çünkü bir bu hastalığa ne oluyor arkadaşlar? Bir staz oluyor ve damarlardan üçüncü boşluklara sıvı kaçıyor ve ne oluyor? Hemokonsantrasyon oluyor. Karaciğerizmeli yükselir mi? Tabii ki yükselir. Asitler, yani kesin yükselir demek değil. Ama yükselirse bu bulgulardan biridir. Karaciğerizmeli yükselme görülebilir. Plazma ürik asit konsantrasyonu azalma. Bun kreatinin azalma görülür mü? Bun kreatin azalma görülmez. Artma görülür. Değil mi? Çünkü endorgan hasarı olmaya başlıyor bir süre sonra. Trombositopeni görülür. Özellikle HELLP sendromunda platelet düşer. Hiperbilirubinemi görülür mü? Evet. Çünkü ne oluyor? Bu preeklemside eritrositler parçalanıyor. Ve içerisindeki bilirubin ortaya çıkıyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Kardiyovasküler sistem normal gebelikte periferik vasküler dirençte azalma vardır. Ancak preeklemside periferik direnç artar ve bunun sonucunda kan basıncı artar ve kardiyak çıkış azalır preeklemside. Hemokonsantrasyon var mıdır? Vardır preeklemside hemokonsantrasyon. Bu vazokonstrüksiyona bağlı endotel disfonksiyona 3. boşluğa sıvı kaçağı vardır ve damar içindeki hemokonsantrasyon artar. Ve normal gebelikte görülen kan hacmindeki %50'lik artış preeklemside daha az artar. Hematolojik anomaliler trombositopeni, preeklemside en sık saptanan anomalik aslında. Bizim laboratuvar olarak en sık bulduğumuz preeklemside nedir? Trombositopeni. Preeklemsinin şiddetiyle ilişkilidir. Bunlar HELLP sendromunun bir parçası.